Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın ölçüleri: genişlik 22, uzunluk 16, derinlik de 8 santim. Böyle bir çanta için gerekli malzemelerimiz 400 gram penye ip. Benim kullandığım penye ipin kalınlığı ve esnekliği. Penye ipime uygun olarak da 7 numara tığ kullandım. Penye ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Bu askı bölümü için de 2 adet yaylı halka ve hazır zincir kullanıyorum. Siz isterseniz örgü zinciri de oluşturabilirsiniz. Çantayı ben 12 zincirle başlayıp 14 sıra duvar bölümünü oluşturdum. İstediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz 10 tane zincirle başlayıp daha küçük bir çanta ya da 16-18 zincirle başlayıp daha büyük bir çanta elde edebilirsiniz. Büyük bir çanta için 600 ile 700 gram arası penye ip de yeterli gelecektir. 12 tane zincir ile başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda zincirler. Şimdi dönebilmek için artı bir tane daha zincir oluşturdum. 12. zincirin içine geri dönüyoruz. Sağa doladık ve sık iğne. İkisini bir çektik, aldık. Bir sonraki zincirin içine geçiyoruz. Sağa doladım. Tığda iki tane. İkisini bir çektik, aldık. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne uyguluyoruz. Köşe bölümüne kadar geldik. Şimdi burada dönebilmek için bir noktaya 3 tane sık iğne uygulayacağız. 1 aynı noktaya, 2 aynı noktaya, 3. 3 tane sık iğne uyguladık. Şimdi bu kalan ipi de iç bölüme saklayacağız. Burada oluşturduğumuz sık iğnelerin tam karşısına batıyoruz. Diğer köşe bölümüne gelene kadar aynı işlem. Diğer köşe bölümüne kadar geldik. Bu noktaya da burada uyguladığımız işlemle birebir aynı 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Burada en başta bir tane zincir oluşturmuştuk dönebilmek için. Bu zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Düz olarak çektik, kapattık. Bir tane zincir. Şimdi ilk sırayı tamamladık. İkinci sırada başak modeli oluşturacağız. Yani bu V'lerin tam ortasına batacağız. V'lerin tam ortasına batıyoruz. Çıkış noktamız burası. Tığa doladım. İkisini bir çektik, aldık. Bir sonraki, bakın şurada 1 2. Bunun tam ortasına batıyoruz. Çıkış noktamız burası. Sağa doladık. İkisini bir çektik, aldık. Ve başak modelini oluşturduk. Şöyle gösterelim. Bakın 1, 2. Tam bir V şekli var. Ve bunun tam ortasına batıyoruz. Tam bu noktaya. Başak modeli.
İkinci sırada köşe bölümüne kadar geldik. Burada 3 tane sık iğne uygulamıştık. Şimdi her bir noktanın içine ikişer tane sık iğne uygulayacağız ve sıra sayımızı 6'ya çıkartacağız. Birinci sık iğne aynı noktaya. 2. Yanındaki sık iğneye geçiyorum. 1. Aynı noktaya. 2. 1. Aynı noktaya. 2. Sıra sayısını 6'ya çıkardık. Diğer köşe bölümüne kadar geldik. Burada uyguladığımız işlemle birebir aynı. Her bir boşluğun içine ikişer tane sık iğne uygulayıp sıra sayısını 6'ya çıkartacağız. En başta burada bir tane zincir oluşturmuştuk. Bu zincirin içine batıyorum. Düz olarak çektik, kapattık. Tekrar bir zincir. Yine başak modellerinin iç bölümüne batıp devam ediyoruz. Üçüncü sıranın artırma noktasına kadar geldik. Bir önceki sırada her bir noktanın içine ikişer tane sık iğne uygulamıştık. Şimdi bir tek bir çift uygulayacağız. İlkine tek olarak başlıyoruz. Bakın iki tane. İlkine bir tane sık iğne uyguluyorum. İkincisine iki tane. Bir aynı noktaya. İki. Yanındaki bölüme geçiyorum. Bir tane tek, bir sonraki boşluğa iki tane sık iğne. Üçüncü ve son sıramızı bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde tamamlayacağız. Çift olarak bitirdik. Şimdi tam karşılıklı devam ediyoruz. Diğer köşe bölümüne kadar geldik. Yine burada uyguladığımız teknikle birebir aynı. Bir tek, bir çift olarak burayı da tamamlayacağız. Bir aynı noktaya. İki. Bir tek, bir çift. Bir tane tek, bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir aynı noktaya. İki. Bir tane tek ve sonuncuya da çift batıyoruz. Bir aynı noktaya. İki. En başta bir tane zincir oluşturmuştuk. Bu zincirin içine batıyoruz. Tağı doladım. Düz olarak çektik, kapattık ve tamam bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi çantamızın taban bölümü bitti. Duvar bölümünü oluşturabilmek için bir sıra kenarına ip yürütme tekniği uygulayacağız. Sık iğne oluşturduk. Burada zincirin içine batıp düz olarak çektik, kapattık. Şimdi buradan itibaren devam ediyoruz. Bu ara boşluklara batacağız. Tığa doladım. Düz olarak çektik. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Sağa doladım. Düz olarak çektik. Boşluğun içine batıyorum. Sağa doladım. Düz çektim, kapattım. Her bir boşluğun içine böyle ip yürütme tekniği uygulayacağız. Köşelerde arttırma, eksiltme yok.
Başladığım noktaya kadar ip yürütme tekniğini uyguladım. Şimdi ipi buradan kesiyorum. İlmek burada. İlmeği arka tarafa çıkartacağız. Bu kalan ipi de içinden geçirip bağlıyoruz. Taban bölümümüzü bitirmiş olduk. İsterseniz arka bölümünden buharlı ütü ile ütüleyebilirsiniz. Çantamızın duvar bölümünü oluşturacağız. Çantanın dışta kalacak bölümü başak modelini oluşturduğumuz taraf. Diğer bölüm de içte kalacak. Başlayıp bitirdiğim nokta burası. Buradan başlıyorum. En son ip yürüttüğümüz bölüm. Şimdi burada toplamda 4 tane böyle bölüm var. 1, 2, 3, 4. Bu içte kalacak bölümden 2 tanesini alıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bunu buraya böyle bağladım ve başak modeli oluşturduk. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Bu kalan ipi de iç tarafa saklayacağız. Sıraladım. İkisini bir çektik aldık. Köşe bölümlerinde artırılma eksiltme yok. Bakın ilk sıradan itibaren toparlanmaya başladı. Şimdi buraya kadar örüyorum. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi çanta modelini sarmal şekilde ilerleteceğim için burada başlayıp bitirdiğim nokta olmayacak. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya geçebilmek için hemen en başta oluşturduğum başak modelinin içine batıyorum. Tığa doladım. İkisini bir çektik aldık. Bir sonraki. İkinci sıraya başlamış olduk. Örüp geldiğimizde üçüncü sıraya çıkabilmek için de tekrar buradaki başak modelinin içine batıp örmeye devam edeceğiz. Şimdi çantayı ben bu şekilde büyüteceğim. Köşelerde artırma eksiltme yok. İstediğiniz kadar örebilirsiniz bu duvar bölümünü. Toplamda 12-14 sıra olabilir. Tamamen size kalmış. Bu teknik üzerinden çantayı büyütüyorum. Çantamızın duvar bölümünü oluşturduk. Toplamda ben 14 sıra ördüm. Şimdi bu bölümden başlayıp sarmal bir şekilde ilerletmiştik. Son sık iğneyi oluşturduk. Bir sonraki boşluğun içine batıyorum, sağa doladım. Düz olarak çektik, kapattık. Şimdi bir sıra ip yürütme tekniği uygulayacağım burada. Bir sonraki boşluğa batıyorum, sağa doladım. Düz çektik, kapattık. Bu taban bölümünde uyguladığımız tekniğin birebir aynısı.
İp yürütme tekniğini de uyguladık. Şimdi ipi buradan kesiyorum. İlmek burada. Bir sonraki boşluktan ilmeği diğer tarafa geçiriyoruz. Kalan ipi de ilmeğin içinden geçirdik ve kapattık. Çantamızın başlayıp bitirdiğimiz noktası kesinlikle belli olmuyor. Çantamızın bu taban bölümü için de ip yürütme tekniği uygulayabiliriz. Hemen şuradan başlayalım. İlmeği bu tarafa çıkardım. Bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Sağa doladım. Ve çektik aldık. Daha sonra iç bölümden bunları bağlayacağız kalan ipleri. Taban bölümüne de ip yürütme tekniğini uyguladık. Şimdi çantamızın kapak bölümünü oluşturacağız. Yine buradaki zincir sayısını da çantanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben 12 tane zincir ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda. Şimdi dönebilmek için bir tane daha fazla zincir oluşturdum. 12. zincirin içine sık iğne yapıyoruz. 11. zincir. 10. 9. Şimdi tüm zincirlerin içine birer tane sık iğne. İki tane zincirin içine 12 tane sık iğne oluşturduk. Şimdi buradan itibaren geri döneceğiz. Bir tane zincir oluşturdum. Örneği ters çevirdim. Zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyoruz. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne. Sonuna kadar geldik. Bu noktaya da bir tane sık iğne oluşturuyorum. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir zincir, örneği ters çevirdik. Zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğneleri devam ediyoruz. Kapak bölümünü böyle büyüteceğiz. Şöyle göstereyim. Kapağı buradan bu şekilde böyle kullanacağız. Yani bu mesafeyi de istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben toplamda 14-15 sıra öreceğim. Ayrıca bu uzunluk mesafesini de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu bölüme kadar, isterseniz daha kısa bırakabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Ben 12 zincirle başladım. Buradan itibaren birleştirdiğimde kapak bölümü burada kalacak. Şimdi ben bunu 14-15 sıra bu şekilde örüyorum. 15 sıra kapak bölümünde oluşturduk. Son sık iğne oluşturduktan sonra kalan ilmeğin içinden ipi böyle geçirdim ve bu bölümü bağladım. Şimdi çantamıza kapak bölümünü birleştireceğiz. Kapak bölümünü birleştirmeyi de istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. İsterseniz iğne iplikle bile dikebilirsiniz. Ben ip yürütme tekniği uygulayacağım bu bölümde de. Belli bir
Mesafeden ayarladım. Tığ buradan herhangi bir noktadan çıkartıyorum. Daha sonra bu bölümleri bağlayacağız. Şimdi şu aradaki boşluklara batıp ip yürütme tekniğini uyguluyoruz. Doladım. Düz olarak çekiyoruz ve kapattık. Sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Çantamızın kapak bölümünü de oluşturduk. Toplamda 370 gram penye ip kullanmış olduk. Şimdi aksesuar bölümlerini oluşturacağız. Çantanın kulp bölümü için ben böyle zincir ve yaylı halkalar kullanıyorum. Siz isterseniz örgü kulp da kullanabilirsiniz. Bu kapak bölümü için de böyle çıt çıtlar tercih edebilirsiniz. İsterseniz tam orta bölümüne ya da iki tarafına böyle yerleştirip bunları da kullanabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.